Yeni Mahalle Şeyh Şamil 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerimiz huzurlarınıza geliyor o güçlü alkışlarınızla. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe أشهد أن لا إله إلا الله
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala's-salah. Hayy ala's-salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Yeni Mahalle Şeyh Şamil 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerimizden izlediğimiz gösteri için şöyle güçlü bir alkış rica edelim. Ve Yeni Mahalle Şehit Ömer Halis Demir Kur'an kursu öğrencimiz Mustafa Ağırbaş ve yine Yeni Mahalle Safa Erkek Kur'an kursu öğrencisi Mustafa Kartal'dan dinlediğimiz Ezan-ı Muhammedi için de yine o güçlü alkışlarınızı istirham ediyoruz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Yeni Mahalle Park Çiftlik Yaz Kur'an kursu öğrencilerimizin Bayrak adlı gösterisini izliyoruz. Yine o güçlü alkışlarınızla.
Kırmızı ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Koca tepelerden İzmir'e aktı. Bilibolu'dan Ankara'ya baktı. Koca tepelerden İzmir'e aktı. Aşkıyla milleti ısıtıp yaktı. Senin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Destanlar yazıldı zalime karşı, mazlumun duası kapladı arşı. Uğruna yazıldı istiklal marşı. Senin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Senin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sadık muhafız, bayraktan alırdı mücahitler kız. Peygamber kabrinde sadık muhafız, bayraktan alırdı mücahitler kız. Unutana yine hatırlatırız. Senin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Senin kan kırmızı, ay yıldızı ak. Senin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte
Evet, bu güzel gösteri için, Bayrak adlı gösterileri için Yeni Mahalle Park Çiftlik Yaz Kur'an Kursu öğrencilerimize şöyle en kuvvetlisinden bir alkış alalım. Evet. Sevgili çocuklarımız, bizim gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı, yavrularımız. Diyanet İşleri Başkanlığımız çocuklarımız için pek çok yayın hazırlıyor ve çıkartıyor ama bunlardan bir tanesi var ki böyle aylık çıkan, benim de şahsen merakla beklediğim, iki tane oğlumun da her ay merakla beklediği bir yayın. Şimdi onu bir hatırlatmak istiyorum Sayın Başkanım, müsaade ederseniz. Ekranları başından da bizi izleyen değerli izleyicilerimizden, hala abone olmadıysanız çok şey kaybetmişsiniz demektir. Diyanet Çocuk Dergisi hem çocuklarımızın dinini en doğru şekilde, en doğru kaynaklardan öğrenmesi için hazırlanıyor. Başkanlığımız çok güçlü bir ekiple, özenle hazırlıyor bu yayınları. Hem de eğlenceli, keyifli hikayeler, bilmeceler, bulmacalar, hele ki yaz dönemi için Tatil Arkadaşım adlı bir ek de hazırlanmış. Bulunmaz bir fırsat. Hala abone olmadıysanız dediğim gibi çok şey kaybetmişsiniz demektir değerli izleyicilerimiz. Şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizleri en güzel şekilde yaratan, göz aydınlığımız olan çocuklar bahşeden, Kur'an-ı Kerim ile bizlere iyiliğin yollarını gösteren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanlığın ufkunu aydınlatan bütün peygamberlere ve özellikle Kur'an'ın en büyük öğretmeni olan Hazreti Peygamberimize sonsuz salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, kıymetli veliler, değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler, ekranları başında şu an bizleri seyreden öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, hocalarımız, sözlerime başlarken hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Tabii teşekkürler genelde konuşmaların sonunda yapılır ama ben gerçekten çok heyecanlandım ve burada daha başta teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle başkanlığımızın bütün birimlerine, bu güzel anı bize yaşatan ve yaz Kur'an kurslarının ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Genel olarak bütün Diyanet İşleri Başkanlığımız mensuplarına ve özelde Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığımıza ve bütün çalışan mensuplarına bu güzel anı bizlere yaşattıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Genel Müdürümüz biraz önce tek tek isimlerini saydı ama ben saymadan toplu olarak şükranlarımı arz ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Değerli kardeşlerim, her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu senede yaz Kur'an kurslarımızı başlatmanın sevinç ve heyecanı içerisindeyiz. Öncelikle yaz Kur'an kurslarımızı birçok açıdan oldukça önemli gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Çünkü bu kurslar sayesinde çocuklarımız doğru bir yöntem ve bilgiyle dinimizi tanıyacaklar. Böylece din istismarının önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığı bir dönemde hem yanlış yönlendirmelerden etkilenmeyecekler hem de ileri yaşlarındaki olası bir manevi boşluğu Allah'ın izniyle dolduracaklar ve böyle manevi bir boşluğa düşmeyecekler inşallah. Aynı zamanda yavrularımız burada yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tanışacaklar, onu okumayı öğrenecekler ve tertemiz kalplerini Kur'an-ı Kerim ile koruyacaklar. Rabbimiz öyle buyurmuyor mu? Bismillah. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu koruyacak olan da biziz. Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz koruyacağını vaat ediyor. Ama kimin sayesinde koruyacak? Kulları sayesinde. Kulları Kur'an-ı Kerim'i ezberleyecekler ve onu muhafaza edecekler. Ezberledikleri Kur'an'ı okuyacaklar. Kur'an'dan hafızalarında pek çok şey olacak. Kimisi hafız olur ama kimisi de surelerin hafızı olur. İşte yaz Kur'an kurslarında çocuklarımız Fatiha'dan itibaren başlayacaklar. Ezberleyebildikleri yerlere kadar ezberleyecekler. Duaları ezberleyecekler Sübhaneke'den başlayarak. Demek ki Rabbimizin bu güzel vaadini biz gerçekleştirmiş olacağız ve Kur'an'ı koruyacağız inşallah. Okuyarak, anlayarak ve yaşayarak. Kur'an böyle korunur. Değerli kardeşlerim, nitekim Kur'an'ın en yüce öğretmeni ve güzel ahlakın en büyük temsilcisi olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bir hadislerinde bir kalp ki onda Kur'an yoktur, o harabe bir eve benzer. Bir kalp ki onda Kur'an vardır, o kalp mamur bir eve benzer buyurmuştur. Bu kurslarda, yaz kurslarında çocuklarımız temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğrenecekler. Camiyle, mihrapla, cemaatle, imamla, müezzinle, minberle tanışacaklar. Birliği, beraberliği, yardımlaşmayı, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, paylaşma ve dayanışma ahlakını yaşayacaklar. Zira Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden, güzel ahlaktan daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Ne kadar önemli güzel ahlak, güzel terbiye. Yapılan bazı araştırmalar var, kamuoyu araştırmaları. Bu araştırmalarda çeşitli sorular soruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bundan birkaç yıl önce yapmış olduğumuz dini hayat araştırmalarında sorulan sorulardan birisi şuydu. Temel dini bilgilerinizi nereden öğrendiniz? Verilen cevapların %60 kadarı yazın okullar tatil olduğunda annem babam beni camiye göndermişti. Yaz Kur'an kurslarına göndermişti. Dini bilgilerimi oradan aldım. Cevap bu. %60. Tabii %10 kadarı örgün eğitimle din eğitimini alıyor. Bugün elhamdülillah
13'lere 14'lere kadar çıkmıştır. Hani zaman zaman çok İmam Hatip okulu açıldı, çok ilahiyat fakültesi açıldı diye bazı haberler yapılıyor ya. Şu anda İmam Hatip liseleri, İmam Hatip ortaokulları, ilahiyat fakülteleri hepsini topladığınız zaman hepsine devam eden gençlerimizin, öğrencilerimizin genel öğrenciler içerisindeki oranı ne kadar biliyor musunuz? %13 kadar. Yani demek ki çok değilmiş. Dinlerini öğreniyorlar. Din öğretimini örgün olarak öğreniyorlar. Peki %87 nereden öğrenecek temel dini bilgilerini? İşte yaz kurslarından öğrenecek. Başka öğrenme yeri var mı? Kur'an kurslarımız var. Kışın açık olan Kur'an kurslarımız var. Oraya devam edenlerin de oranı çok düşük. 1 milyon kadar, bunun çoğunu ev hanımları oluşturuyor. Örgün diyebileceğimiz yatılı Kur'an kurslarımızda da 100 bine yakın bir öğrencimiz var. Bunlar da yani binde biri biraz geçiyor nüfusumuzun, ya da şöyle söyleyelim, o yaşta Kur'an kurslarına, yani öğrenme yaşında olan öğrencilerimizin sayısı nispetine oran olarak vurduğumuzda çok aşağılarda kalıyor. Yani binde ikiler, binde üçler belki de. Peki o zaman değerli kardeşlerim, yaz Kur'an kurslarının öneminin ne kadar ortada olduğunu yapılan araştırmalar da belirlemiş oluyor, vurgulamış oluyor. Yeryüzüne temiz bir fıtratla gelen çocuklarımızın kendisiyle, toplumla, Rabbi ile barışık, duyarlı, sorumluluk sahibi insanlar olarak yetişmesini temin etmek bizim sorumluluğumuzdur. Onların yüce dinimiz İslam'ı ve kitabımız Kur'an'ı ve onun ahlaki ilkelerini öğrenmelerini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. İnsanlığın en güzel örneği Peygamber Efendimiz ve onun hayatı ile tanışmaları yine bizim sorumluluğumuzdur. İşte onun için yaz Kur'an kursları çok önemli. Kur'an kursları çok önemli. Temel dini bilgiler çok önemli. Biraz önce genel müdürümüzün başlıklarını verdiği o dersler, dinimi öğreniyorum başlığı altında, inancım, ibadetim, ahlakım, peygamberim, ahlaki ilkeler, terbiye, bütün bunlar bizim evrensel değerlerimizdir. Evrensel değerlerimizi nerede öğreteceğiz? Okullarımızda, kurslarımızda, yaz Kur'an kurslarımızda ve diğer alanlarda. Biliyoruz ki İslam'ı tanıyan çocuklarımız yeryüzündeki en yüce idealin yaratana itaat ve yaratılanlara merhamet olduğunu öğrenecektir. Kur'an ile tanışan nesiller insana yakışan en güzel ziynetin adalet, paylaşma ve yardımlaşma ile dolu bir kalp olduğunu görecektir. Peygamberi tanıyan çocuklar sevgi, saygı, nezaket, zerafet, hak, hakikat, iyilik, ana baba, akraba ve yakınlara hürmet ve Kur'an'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı örnek bir hayat ile tanışacaktır. Değerli kardeşlerim, değerli veliler, anneler, babalar, çocuklarımızı yaşadıkları çağı dikkate alarak yetiştirmek bizim sorumluluğumuzdur. Onların her yönden gelişimi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları ve hayatı öğrenmeleri için kariyer gelişimi yanında manevi gelişimleri de oldukça önemlidir. Elbette anne baba olarak bizim çocuklarımıza karşı en önemli görevimiz onlara Rablerini tanıtmak, peygamberini tanıtmak, değerlerini benimsetmektir. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Yaz Kur'an kurslarımız çocuklarımızın tatil dönemini değerlendirebileceği en iyi imkandır. Çocuklarımızın karakter gelişimi ve özellikle
görerek ve uygulayarak öğrenme açısından önemli bir fırsattır. Burada şu parantezi açmak istiyorum. Yapılan araştırmalara göre insanoğlunun karakter yapısının %63'ü 7 yaşından önce oluşmaktadır. Bakınız, Peygamber Efendimiz'i bir kere daha anmamıza vesile olan bir araştırma sonucudur bu. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz. 7 yaşa bir vurgu var. Tabii çocuk 7 yaşına gelince hemen evladım namaz kıl diyecek halimiz yok. 7 yaşına gelinceye kadar 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında onlara eğitim vermeliyiz. Eğitime onları başlatmalıyız. İşte yaz Kur'an kurslarımızda yaş sınırı nereden başlıyor? 4'ten başlıyor. 4, 5, 6 yaşında yüz binlerce çocuğumuz camilere geliyor. Sonra onların ablaları, abileri, ilkokula devam edenler, ortaokula devam edenler, liseye devam edenler, yaşı daha büyük olanlar da gelebilirler. Yaş sınırı yok. Yeter ki bu noktada anne babalar gayret içerisinde olsunlar. Değerli kardeşlerim, din eğitiminden uzak kalan çocuklarımızın tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Yani dinden uzak bir medeniyet, İslam medeniyeti diyoruz değil mi? Medeniyetimiz diyoruz. Bunun dini bir tarafa bırakarak gelişmesi, anlaşılması, yaşanması mümkün mü? İşte derdimiz bu. Onun için çocuklarınızı bu değerli kurumlara katılım hususunda teşvik edip onlara yardımcı olun. Çocuklarımızın tatil dönemi olduğunun farkındayız. Bunun için bütün cami görevlilerimiz, Kur'an kursu hocalarımız, müftülerimiz ve personelimizle özel hazırlık yapıyoruz. Yaz Kur'an kursları programı, kitaplar ve materyaller, motivasyon merkezli bir yaklaşımla çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini ve bütün özelliklerini dikkate alarak hazırlanmıştır. Çocuklarımızı yoracak, onların tatillerini daraltacak bir program değildir bizim programımız. Biraz önce gördünüz, tanıtım filminde gördünüz. Orada neyi gördünüzse camilerde aynı şekilde bu programlar devam edecektir. Bu vesileyle siz değerli velilerimizden istirhamımız, çocuklarımızın tatil dönemlerindeki bu anlamlı faaliyete katılımı ve devamlılığı konusunda gayret göstermenizdir. Elbette zaman kısa ve çok büyük beklentiler içinde değiliz. Ama yaz dönemi çocuklarımızın kalbinde bir iyilik tohumu ve peygamber sevgisi koymak için onların kalplerine yeterli bir zamandır. Hani şair diyor ya, tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın, hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın diyor şair. Onun için biz tohumu saçalım. İnşallah o tohum yeşerecek, büyüyecek, meyve verecek ve işte şuradaki çocuklarımız, bizim kalbimizi burada coşturan bu çocuklarımızın sayısı daha da artacaktır inşallah. Değerli cami cemaatimiz, muhterem kardeşlerim, sizlere de söyleyeceğim bir iki cümle var. Özel istirhamım sizlerden, çocuklarımızın camiye gelmelerine ve camiyi sevmelerine katkıda bulunun. El birliğiyle bu işi yapacağız. Onları takdir edin. Sizlerin şahsında namaz kılan bir müminde olması gereken sabır, nezaket ve zerafeti bu sayede çocuklarımız görsünler. Onlara nasihat ve emir vermekten çok örnek olarak yaklaşımda bulunalım. Bu noktadan hareketle ifade etmeliyim ki çocuklardan
bir yetişkin tavrı beklemeyin. Bırakın camide neşeli olsunlar. Biliyorum camide koşacaklar, gürültü yapacaklar, sabırlı olunuz. Onlara Peygamber Efendimiz gibi davranınız. Onları aramıza alarak beraber namaz kılalım. Onlarla arkadaş olalım. Elbette hocalarımız onlara cami adabından bahsedecektir. Ancak yanlış bir davranışımız ya da tahammülsüzlüğümüz, sabırsızlığımız nedeniyle bir çocuk camiden ve İslam'dan uzaklaşırsa bunun büyük bir vebali olduğunu da asla aklımızdan çıkarmayalım. Sevgili hocalarım, sevgili öğreticiler, öğretmenler, camilerde görev yapan müezzinlerimiz, imamlarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz, belki ilahiyat fakültesi öğrencilerimiz, yaz Kur'an kurslarında onlar da görev yapıyorlar zaman zaman. Kızlarımız, erkek öğrencilerimiz, İmam Hatip liselerinde öğretmenlik yapan kardeşlerimiz, değerli hocalarım, hepinize hocalarım diye seslenmek istiyorum. Sizler de bu sabrı, bu tahammülü iyi bir şekilde gösteriniz. Çünkü bunlar bir emanettir. Çocuklar bize bir emanettir. O emanete riayet bilinciyle sahip çıkmamız gerekiyor. Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler, ister köyde, ister tatilde, ister yaylada, nerede olursanız olun, minaresini gördüğünüz, ezan sesini duyduğunuz her camide, ülkemizin her mahallesindeki Kur'an kursunda sizi bekleyen bir yaz Kur'an kursu var. Güzel şeyler öğreneceksiniz ve hoşça vakit geçireceksiniz. Sizi çok seven hocalarınızla, öğretmenlerinizle tanışacaksınız. Yeni arkadaşlar edineceksiniz. Hiç tereddüt etmeden yaz kurslarına katılın. Çok sevecek ve çok sevineceksiniz. Eğlenerek öğreneceksiniz. Ben hocalarımıza birkaç cümleyle daha hitap etmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, içinizden gelen bir kardeşiniz olarak yıllarca bu işi yapmış, 11 yıl camide imam olarak, müezzin olarak görev yapmış bir kardeşiniz olarak sizlere seslenmek istiyorum. Biliyorsunuz ki zaman hızlı değişiyor ve bu değişimden fazlasıyla nesiller etkileniyor. Bu sebeple öğrencilerimizin bilgi, duygu dünyalarını, dış ortamla etkileşimlerini iyi tahlil etmeli ve ona göre davranmalıyız. Biliyoruz ki bütün bu saydıklarımız büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Ama biz bunları yaparken sadece mevzuatı değil, Kur'an-ı Kerim'e, insanlığa ve nesillerimize hizmet gayesini gündemimizde tutarsak hem zorluklarımız kolaylaşır hem de hizmetimiz bereketlenir. Allah'ın yardımı da bizimle olur. Bu noktada zamanımızın kısa olduğunun farkındayız. Yaz kurslarındaki bu sınırlı zaman zarfındaki birinci ve en önemli gayemiz çocuklarımızın dinimizi, değerlerimizi, Kur'an'ı, peygamberimizi, camiyi ve hocayı sevmesidir. Bunun için çocuklarımıza her şeyi öğretme ve her yanlışını düzeltme telaşından çok onların gönüllerini fethetmeye gayret edelim. En iyi eğitim aslında rol model olmaktır. Müslümanlık adına anlattığımız ve öğrettiğimiz bütün güzellikleri çocuklarımız bizzat bizim hayatımızda, davranışlarımızda, sözlerimizde görmelidir. Bizim her alanda en büyük örneğimiz Peygamber Efendimiz'dir. Onun eğitim metoduna ve özellikle
çocuklara karşı tutumuna baktığımızda olabildiğince nazik, kibar ve içten olduğunu görmekteyiz. Bu meyanda en önemli ve vazgeçilmez ilkelerimiz güler yüzlü olmak, mütebessim, sabırlı olmak, sevdirmektir. Dünyanın bütün çocuklarına kendi çocuklarımız gibi yaklaşmaktır. Bu itibarla kıymetli öğrencilerimize misafirlerimiz olarak bakalım. Onlar bizim emanetimizdir, bize emanettir demiştik ya. Misafirlerimiz olarak bakalım. Onlara dost olalım değerli hocalarım. Bunun milletimiz, geleceğimiz ve ahiretimiz için yapabileceğimiz en büyük güzellik olduğunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Evet, bu duygu ve düşüncelerle yaz Kur'an kurslarımızın güzel ve bereketli geçmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Çocuklarımız ve ailelerini tebrik ediyorum. Başta Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere büyük bir emek, samimiyet ve heyecanla yaz kurslarında hizmet edecek hocalarıma, Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkı sağlayan bütün birimlerine, bütün mensuplarımıza, 81 ilimizde 919'du, şimdi 921 oldu. 921 ilçemizde, kısacası merkezden mezraya, yaz Kur'an kurslarına emeği geçen bütün kardeşlerime, yurt dışında 106 noktada temsilciliğimiz var. Bütün o temsilciliklerimizde çocuklar için yaz Kur'an kurslarını bereketlendirme hareketi, gayreti, heyecanı içerisinde olan bütün kardeşlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Tabii Diyanet TV'miz bu programı canlı olarak veriyor ve aynı zamanda diyanethaber.com.tr diye bir web sayfamız da şu an itibariyle hayata geçmiş durumda, yayına başlamış durumda. Web sayfamızı da yayına başlatma noktasında gayret içerisinde olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bütün müftülüklerimize, bütün il ve ilçe müftülüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Onların inşallah bu süreç içerisinde yapmış oldukları tüm faaliyetler, etkinlikler, hem televizyonumuzun tabii fırsat buldukça, hem Diyanet.gov.tr sayfamızda, hem de Diyanethaber.com.tr web sayfamızda yayınlanacaktır. Onların etkinlikleri, faaliyetleri her zaman milletimizle buluşturulacaktır. Ben bu konuda Rabbimizin bizlere yardımcı olmasını niyaz ediyor. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Yaz Kur'an kurslarımızda küçüğünden büyüğüne bu programı değerlendirmek, bu fırsatı değerlendirmek için katılan herkese, katkı sağlayan tüm öğreticilerimize, velilerimize şükranlarımı arz ediyor. Cenab-ı Hak'tan hepimize yardımcı olmasını niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun.